Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Fest Ishizaki geldi. Onun analizini yapıp DB'yi de atacağım ve oyuna girdiğim anda bunu görünce salı akşamı bu arada çekiyorum videoyu. Muhtemelen 6'dan sonra geldi, 50 DB vereceğini söylemişti. Ve bir tane SSR ticket ve 50 tane de Dream Ball verdi arkadaşlar. Bu Çin'de hani yeni ay yılı mıdır nedir işte olduğu için hediye olarak 50 dB verdi. Periyot olarak da ne diyor? İşte 1 Şubat ile 7 Şubat arası diyor. Hemen alalım 50 dB ve bir SSR ticket'ı. Evet, bu sürpriz oldu. Hemen toplayalım. Nasılsınız bu arada? Umarım herkes iyidir. Hafta sonu canlı yayın yapıp orada mı atsam yoksa videomu çeksem diye düşünüyordum. En son video çekmeye karar verdim. Hafta sonu canlı yayın yapma imkanı bulursam yine yaparım. Yine PvP yaparız arkadaşlar. Şurada ne varmış, hemen bunları da alalım. Ve bu arada arkadaşlar, kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında Değişim'in kanalı, Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Haydi bakalım videomuza geçelim. Bu 50 dB önden verdiği bir boost oldu resmen. İyi oldu. Haydi bakalım, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle videomuzu izleyelim. Ishizaki Reis 30.8K defans, Jumping Face Intercept ile geliyor. Animasyon güzel. Yancıları Rival ve Levin. Şimdi bana kesin verirse, çıksa bile kesin dupe olsun diye Rival'u verir yani. Bakalım, göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu bu şekilde izledikten sonra önce analizini yapalım. Neymiş notis kısmında zaten Ishizaki'den bahsediyordur kesin. Çarşamba günü itibariyle cuma gelecek olan şeyler açıklanır. Hemen şuna yine bir de bakalım, hadi notis kısmında. Bir seferlik veriyor şu tarihler arasında. Evet. Shop'a bakalım önce. Sonra Ishizaki'nin analizini yapalım. Ve sonrasında da transferimizi atalım. Hafta sonu da canlı yayın yapabilirsem inşallah beklerim herkesi. Bu arada 4 Şubat'ta Dying Light 2 çıkıyor. Kuzenim Kemal ile de biliyorsunuz PES videolarımız vardı. Dying Light'ı da co-op olarak oynamayı düşünüyoruz. Yapabilirsem onunla ilgili de bir video serisi çekmeyi düşünüyorum. O yüzden takipte kalın. Çok güzel olur diye düşünüyorum ki ilk Dying Light'ı biz co-op olarak oynayıp bitirdik. Video çekmedim o zamanlar ama ikinci oyunda İmkan bulursam, yapabilirsem video çekmeyi düşünüyorum. Co-op olarak kuzenim Kemal'le oynarken. Bunun da buradan haberini vermiş olayım. Umarım yapabilirim. Bir diğer yeni oyunda Sifu. Biliyorsunuz Epic Games'te o da çıkacak 8 Şubat'ta. Aksiyon dövüş oyunu. Onu da aldım ön siparişle. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. O yüzden her ne kadar şu sıralar biraz az video atmaya başlasam da bir süredir, bir aydır falan. Yeniden bir şekilde arkadaşlar vakit bulmaya çalışıp video sıklığını arttırmaya çalışacağım. Yapabilir miyim bilmiyorum ama yine de en kötü ihtimal bir süre daha ufak kızım biraz daha büyüyene kadar böyle devam edebilir. Sonra ben de bomba gibi dönmek istiyorum aranızda. Bakalım. Evet, shop'a girdik. Yine indirimler gelmiş. İndirim değil de bindirim gibi daha çok. Yani görüyorsunuz zaten. Burada Dream Fest madalyalarıyla tabi o kadar DB'niz varsa 1500 DB mi? Bunlardan birini garantileyebilirsiniz. Burası önemli. Ishizaki'nin neyi gelmiş? Çalımıyla pası gelmiş. Ishizaki çıkarsa bende zaten skill'leri mevcut. Bu zaten 2 saatte bir değişiyor. Burayı kontrol edersiniz. Şunların hepsini zaten ben aldım, sildim, süpürdüm arkadaşlar. Online, lig ve kulüp madalyalarının. Bura bu şekilde. Şimdi geçelim Ishizaki Reis'in analizine. Ama ona geçmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha önce 1-2 transferde oldu. Şimdi Ishizaki kırmızı, yeşil Japon, ana Japon,
ana kadroyu yeşil Japon olan bir kadroda bırakacağım. Tamam, bu da değişik bir şey olsun arkadaşlar. Ne denir? Evet. Çünkü daha önce mesela bana mesela atıyorum mavi nanjapon gerekiyordu. Buraya işte mavi neye üstün kırmızı. Kırmızı nanjapon koyunca gelmişti. Bir kere daha öyle oldu. Şimdi kırmızı Ishizaki neye üstün? Kendi ırkında yeşil Japon'u üstün. Lan böyle iş mi olur? Böyle kalsın bakalım. Böyle atacağım. Bakalım ne olacak. Dediklerinizi duyar gibiyim. Abi bu nasıl totem falan. Totem de sevmem, yapmam da ama böyle bir şey deneyelim bakalım. Hemen Ishizaki'nin analizini yapalım arkadaşlar. Kırmızı geliyor Nextreme Lombardia oyuncusu olarak. Yani nedir? Inter 1262 stamina, highball, loveball normal geliyor. Defans 24155, atak kısmı var. Çalımıyla pası gayet iyi bir defans oyuncusu için. Ki bunların skill'leri de bende mevcut. Çıkarsa yani hiç acımam. 30.816, 30.8K defans çok iyi. 9.670 kayma, 11.212 blok. Dehşet. Intercept 9.934. Bunları destekleyen speed 22.120 bu arada. Fizik kısmı 6.904. Speed, power 6.970. Teknik 8.246. Gayet iyi derler. Burada niye power? Bunu yüksek tuttular diye çok herhalde. Burada biraz kıstılar ama gayet iyi derler. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Takım buff'ı Japon oyunculara %20. Full body stand var %30 arkadaşlar. Gayet iyi. Aynı Gentle gibi, Gentile gibi. O da %30'du herhalde. Ve S pas kesmesi 480 momentli. Çok iyi arkadaşlar. New face blow eklemişler 455 momentli. S kayma, daha iyi bir kayma. Urabe ile olan ekleyebilirsiniz. Urabe varsa veya işte face tackle şu an online kısımda oynayıp orada derece yaparsanız face tackle'ı alabiliyorsunuz. Bundan daha iyi. Bende de vardı herhalde face tackle ama emin değilim. Yeşil face Ishizaki de olmazsa oradan söküp buraya eklerim, çıkarsa yeter ki çıksın. A pası var, mad pass. Bende çalımı da var, yeşil samuray bir tane topuk çalımı mı ne atıyordu, kafasına çarpıyordu ya, en iyi çalımı o. O da var. Onu da eklerim, iki boundary break de hazır yaparım çıkarsa. Misugi ile beraber de oynatabilirim, yeni bir takım kurabilirim. 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundursanız 4.5 bondu var. Basit bir bond. %50 daha kısa sürede kendine geliyor üzerinden pas atıldıktan sonra. Bir tane özel hareketini bloklamaya karşı koruyor. Auto intercept, auto blok, her ikisi birden var. Bu çok iyi ve %70 gayet iyi. Ve non-flying shootlarda da statı %8 artıyor. Bu da çok iyi. İstediği drill de görüyorsunuz. Tsubasa, Rival ve Hyuga drill'e. Hiç acımam. Şunu çünkü kasmadım herhalde. Direkt çıkarsa bayağı 30 tane mi ne şey var bende, katagiri, onları basarım arkadaşlar. Yeter ki çıksın. Evet, haydi bakalım o zaman. Atıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. 5. de gönderdik bakalım. Saat de şu an 9.48. Akşam 21.48 gönderdik. 5 adım atacağız bakalım. Ne oldu? Neden hata verdin? İnternet mi gitti? Yo. Hayda, var bu işte bir iş. Ben restart app diyeyim, sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, retry diyorum. İnternetim gitmiş. Ne oldu? Ana menüye mi döneceğiz? Bu bir işaret mi? Acaba bulacaktım, kaçırdım mı? Yoksa bu şekilde mi bulacağım? Hepsi az sonra. Amma loading dermişsin ya. Haydi arkadaş, haydi, haydi. Haydi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bu arada. Desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen. Oyun tam gitti ha. Baştan başlatalım. Yo, başlatmaya gerek kalmadı. Evet, geldi. Geldi. Hemen
Tıkladık. Bakalım. Atmamıştır herhalde. Atmamış. Evet. Tekrar giriyoruz. Tekrar giriyoruz. Bakalım. Belki de bu işaret. Bu sefer Ishizaki'deyken gönderdim bakalım. Haydi be. Haydi. Haydi oyun eserim takipçileri için. Yürü. Saat 21.52. Haydi Club. İşte ilkinde bulabilecek miyiz? Bu bir işaret miydi? Yeşil Japon'dan kurdum. Ishizaki kırmızı Japon. Bir tane patlattı. İşe yarayacak mı? Totem. İlk 50'de bulduk mu? Bulamadık. Kırmızı bulduk ama. Kırmızı nan Japon verdi. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Yeşil nan Japon mu yapmam lazım yoksa? Durun bir de öyle yapayım. Değişik bir video olsun bu. Değişik bir video olsun bu. Çok değişik bir video oldu gerçekten, bu kadar bağlantı kopukluğu vesaire. Tekrar giderip devam ediyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Retry diyorum. Yeşil nan Japon yapacağım arkadaşlar. Şeyi tam hatırlamadım. Aynı mı olursa yapmıştım. Tam tersi miydi? Yeşil nan Japon diyelim. Evet. Yok, hayır. Evet, yeşil nan Japon. Şimdi atalım kalan DB'leri. Haydi bakalım. Hadi be Ishizaki. Hadi. Haydi. Levin da yok bende. Ama Ishizaki gerçekten iyi kart. Ama getiremedik. İkincide de maalesef olmadı. Atmaya devam ediyoruz. Üçüncü de gönderelim. Haydi oğlum şans yazısı. Haydi Ishizaki. İke. İkinci de gelsin. Patlat ikinciyi de ya. Chance diyorsun. Patlat ikinciyi. İçeride patlat. Olmaz mı? Haydi. En sonda bir de ya. Haydi en sonda bir de ya. Vere vere Fago verdi arkadaş. Fago verdi ya. Alamayacağız mı acaba? Gönder. Gönder. Çıkmayacak dedim ama verdi yine SSR. Hadi kızlar getirin artık şunu. Roberto çıktıysa gelmez ya. Roberto çıktıysa gelmez ya. Dupe verir. Eskilerden verir. Urabe verdi ya. Sonuncuyu atıyoruz. Hafta sonuna kadar 50 daha birikirse canlı yayında bir 50 daha atabilirim arkadaşlar. Sonuncuyu atmadan önce sepet dolmuş.
Hemen boşaltalım. Nani dersin tabi. Nani dersin tabi. Haydi bakalım. Sonuncu 50'yi attık. 250 dB gitti. Bir tane bile banner bulamadık ya. Bir tane bile banner bulamadık. Bir tane bile banner çıkmaz mı ya? Bir tane. Bir tane bile banner çıkmaz mı? Bir tane bile banner çıkmaz mı? Bir tane. Bir tane SSR bulduk ama 4 adımda. Oo, üçüncü de patla. Yok. Hiçbir şey çıkmadı bir de. Hadi oğlum ya. Hadi. 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 Arka arkaya bir de. Hayda, verdiğine bak ya. Maalesef çıkaramadık arkadaşlar Ishizaki'yi. Vere vere Natu'yu verdi. Yani olacak iş değil. Bir de Misaki verdi. Maalesef çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ishizaki analizini yaptık. 250 dB ile şansımızı denedik. Ama maalesef çıkmadı. Hafta sonu imkan bulursam canlı yayın yapacağım dediğim gibi. 4 Şubat'ta Dying Light 2 geliyor. Kuzenimle beraber yapabilirsek co-op oynayıp video çekmeye çalışacağım. Vakit bulabilirsem ve Sifu geliyor, yeni bir oyun, o da dövüş oyunu, onu da kanala yüklemeye çalışacağım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.